Bir sorti yapıyor, havalanıyor. Ama yılanın ağzına bir şey bırakıyor. Yılan burkalanıyor, burkalanıyor, eziliyor, kırılıyor ve ağaçtan aşağıya düşüyor. Merak ettim diyor, neydi? Yılanın ağzına ne koydu? Nasıl yaptı bu yılanı ağaçtan aşağıya düşürdü diye merak ettim. Uzak yerden bu çekim yapılıyordu. Gittim, o ağacı buldum. O kuş yuvasının olduğu ağacın dibine, yılan ölmüş ağacın dibine. Ağzını açtık, bir de baktık ki yılanın ağzında akrep var. O kuşa, o yılanı nasıl bertaraf etmesi gerektiği ilhamını veren Allah'ın, senin evladını dünyada nasıl şekillendirmesi gerektiğinin beynini veren Allah'ın yarattığı evladından ve neslinden bahsediyoruz. Yabana atma. Kuş beyinli diyoruz ya, anlamayan insanlara kuş beyinli diyoruz ya, keşke kuş beyinliler kadar idrak etsek, anlasaydık yaratıcımızı da onun istediği istikamette hayatımızı dizayn etseydik. O kuş kadar anlasaydık keşke. O kuş Rabbini tesbih ediyor. O kuş Rabbini takdir ediyor. O kuş her ciyaklamasında, her bağırışında Rabbinin ona vermiş olduğu ödevi, görevi ve sorumluluğu yerine getiriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Sadece Müslümanlığımızın kaymağını yiyoruz. Müslümanız elhamdülillah diyor, bu kaymağın üzerinde hayatımızı sürdürüyoruz. Müslümanız diyoruz, sadece adını kullanıyoruz ama bu kaymağın üzerinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Ve zannediyoruz ki biz Müslümanız kimliğimizle, Müslümanız demekle kurtulacağız zannediyoruz. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Müslümanım diyen adam kurtulacak diye bir kaide yok. Müslüman olan insan kurtulacak. Müslümanım diyen değil. Müslüman olan kişi kurtulur. Müslüman olan kişi Allah'ın hakkın rızasını kazanır. Müslümanım diyen değil. Demek değildir erdem, icraattır, o işe vakıf olmaktır, iman etmektir erdem. Aksi takdirde telaffuz eğer asıl olsaydı, bugün cebimizdeki onca elektronik cihazların tamamı, hepsi imanlı, ihsanlı, muvahhid, her biri cennete aday, güzel elektronik mümin ve mümineler olurlardı. Öyle bir şey yok, bizler bize indirileni, Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu mesajı iyice idrak edip, manasını okuf, Allah'ın istediği istikamette hayatımıza indirmediğimiz, tatbik etmediğimiz sürece inanın kandırılıyoruz, inanın uyutuluyoruz. Ölmüşlerimize mevlid okumakla ne onlara ne kendimize bir fayda sağlayamayız. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekle Müslüman olduğumuzu iddia edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'i ilmik ilmik hayatımıza nakşetmediğimiz sürece, Kur'an-ı Kerim'i çoluğumuza, çocuğumuza anlatmadığımız sürece, tanıtmadığımız sürece, yaşatmadığımız sürece, kavratmadığımız sürece bizim Müslümanlığımızdan söz etmek mümkün değil. Yavan, yavan, çok yavan, şekilden öteye gitmeyen bir Müslümanlıktır. Adeta reklamlardan öteye gitmeyen bir Müslümanlıktır. Onun için iyice itiraf etmek lazım. Namaz kılıyoruz. Hocam kısımca sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam ben namaz kılıyorum ama namazdan lezzet alamıyorum. Ömür boyu alamazsın zaten. Neden? Çünkü bu temayı yakalamak lazım. Örnek verelim şimdi. Bismillah başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. En basit hepinizin bildiği Fatiha suresi. Hocam ne demek istediğimizi şimdi izah etmeye, anlatmaya çalışıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi, alemlerin sahibi, alemlerin maliki, alemlerin meliki, malik sultanı olan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun diyoruz. Namaz kılıyoruz. Namazdayken bu bilinç içerisinde, bu idrak içerisinde, şimdi söyleyecek olduğum şekilde anlamına müdrik bir namaz kılarsanız acaba lezzet alır mısınız, almaz mısınız? Hep bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kimin karşısındaymışız biz? Alemlerin Rabbi. Nasıl bir şey o? Alemlerin Rabbi dediğin, bütün dünyadaki bütün mevcudatı yaratan Allah. Dağları, denizleri, denizin içerisinde keşfedilmemiş olan binlerce milyonlarca keşfedilmemiş olan canlıları, keşfedilen canlıları, havadakileri, karadakileri, uzaydakileri, fezadakileri, geçtim bütün o evlerin içerisinde, uzay boşluğunun içerisindeki galaksi,
Hocam, pijamayla namaz kılınır mı diye sorar mısın şimdi? Sorar mısın? Hocam, ben namaz kılıyorum da şapkamı ters çevirsem dursam Allah'ın huzurunda olur mu? Bilmem, olur mu? Olur mu? Olur gibi duruyorsunuz. Olur mu arkadaşlar, olur mu? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurundasın. İş görüşmesine, patronun huzuruna çıkarken nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyoruz? Oo, saçlar jöleli. Ceket, meket, tam takır, telemangır. Üstümüz kadife, takım uydu mu, pantolon. Düğünlere giderken ki halimiz biliyor musunuz? Ha, düğünlere giderken, düğüne. Haramlarla dolu düğünlerimiz. Düğüne giderken ki kızımızın, erkeğimizin adeta yeniden evlendiği güne dönüştüğü, damadın damatlıkları giydiği, kadının gelinlikleri giydiği, çocukların herkese onlara benzetildiği bir kılık kıyafetle düğüne gidiyoruz. Gittiğinde de özel bir mekan canım. Hani yani özel bir toplantı filan diye gittiğimiz, oralarda üstümüze dikkat ettiğimiz kadar hiç Allah'ın huzurunda dururken dikkat ettik mi? Etmedik. O zaman biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin mi? Anlamadık. Bizim derdimiz gayemiz neydi biliyor musunuz? Fatiha'yı tek nefeste okumak. Acayip zevkli oluyor. Yalnızlık olduğu zaman Müslüman Müslümanlığının daha çok farkına varır.
Ama etrafta başıboşluk, serbestiyetlik olduğu zaman Müslüman veya insan, bizim tabiyetimizde var bu, vurdum duymaz bir hal alırız. Vurdum duymaz, gevşek bir hal alırız. Bosna Hersek örneğinde olduğu gibi. Lâlik-i yevmiddin, din gününün sahibi odur. Din gününün sahibi Allah'tır. Yarın huzur-u mahşer maliki, sahibi, sahipleneni Allah'tır. Azze ve Celle. Namaz kılıyorsun, namazdasın, namazdayken diyorsun ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi sana hamdolsun. Alemlerin Rabbisin, sana hamdolsun. Errahman, koruyup kollayan sahiplerin Allah. Errahim, ahirette bizi koruyup kollayacak olan, sahiplenecek olan Allah'ım. Sana hamdolsun. Sana tesbih ederim. Seni bütün noksan sıfatlardan tesbih ederim. Ya Rabbi sana bağlılığımı, Ya Rabbi sana ubudiyetimi, Ya Rabbi sana teslimiyetimi sunuyorum Allah'ım. Arz ediyorum Allah'ım. Buradayım Allah'ım. Karşındayım Allah'ım. Çağırdın, gelmedin, geldim Allah'ım. Diyorsun. Lâlik-i yevmiddin. Din gününün de sahibi sensin Allah'ım. Gözlerimizi kapattıktan sonra, bu dünyadan öbür dünyaya göç ettikten sonra da sahibimiz gene orada sensin Allah'ım. İyyâke na'budu وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ Allah'ım yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Allah'ım yalnızca senin huzurunda esas duruşta dururum. Allah'ım yalnızca senin huzurunda boynumu bükerim. Allah'ım yalnızca senin huzurunda secdeye kapanırım. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ya Rabbi senin huzurunda sana ibadet ettiğimden dolayı yalnızca senden yardım dilerim. Allah'ım yalnızca senden medet umarım. Allah'ım yalnızca sana yaracarım. Allah'ım yalnızca senden her şeyi dilerim Allah'ım. Bunu derken, bunu bilse bir Müslüman. Hoca, ben gece bir şey görüyorum, korkarım da bana bir şeyler yap. Der mi? Allah'ı ikinci plana itip de beşerden gelip çağır, arar mı ya? Ya Rabbi sadece senden medet umarım dersen, bunu bilirsen, buna vakıf hareket edersen, psikolojini buna, ruh halini buna uygun hale getirirsen, senin başkasından gidip de medet ummana gerek var mı arkadaş? Almanya'da birisi geldi bana İstanbul'a ziyarete. Dedi ki hocam ben namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Bu da çok moda bugünlerde ha. Ben namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum hocam çünkü bir duası var ya. Bunu bir oku üfle bana hemen başlayayım ben kılmayayım. Sanki var ha biliyor. Ya yok öyle bir şey var. Olur mu hocam ya illaki vardır bak dedi ya karıştırmayalım falan. Yok arkadaşım öyle bir şey dedi. Yok. Ama öyle bir şartlanmış ki İstanbul'u gezmiş bana kadar gelmiş. Dedi ki Eyüp Sultan'a gittim geçen gün. Eyüp Sultan'ın arkasında bir cami var. O caminin hocasına gittim. Dedim ki böyle bir derdim var. İşte ondan ben konuşurken yanımıza birisi geldi. Dedi ki kardeş dedi senin ilacın bende. Ben dedim sen bana gel. Hayır dedim ne oldu? Sen dedi bir ayet var onu yazıp vereceğim sana. Asacaksın boynuna. Bir daha dedi ömür boyu namazı bırakmayacaksın. Ama dedi 500 liraya mal olur sana. Ne yaptın dedi peki? Hocam kaybedecek ne var ki dedi. Namaz kılacağım dedi. Ya 500 lira feda olsun. Enayi adam onu kullanıyor zaten. Kaybedecek neyin var diyorsun ya. Adam da o enayiliği kullanıp da seni sövüşmüyor, zengin oluyor. Sen bir şey kaybetmedin 500. Ama Mehmet de kaybetti 500. Hasan da kaybetti. Hatice de kaybetti. Neriman da 500. 500. Adam oldu köşeli. Sen hala namaz kılmıyorsun. Neden? Yanlış okudu muhterem hoca herhalde veya eksik yazdı. Aslında normalde kılmamız lazımdı. Larla hala kendini avutur durursun. Ama sen bir iki kıldın namazda. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in deseydin ve bunu anlasaydı dedik de anlamadı. Anlasaydı, idrak etseydi, kavrasaydı, iliklerimize kadar hissetseydik, bu şekilde kılsaydık biz o çapulculara papuç kaptırmazdık. Komik duruma düşmezdik. O 500 lirayla 3 tane çocuğuna gani gani oyuncak alırdın. Bakkala gittiğin zaman 2 tane 1 milyonluk bir şey aldığın zaman 3. yeter oğlum ya yeter dediğin eline vurdun. Durdurdun o çocuğuna 500 liralık doyana kadar istediği oyuncağı alırdın. Bak gördün mü Müslüman İslam'dan, Allah'ın mesajından uzak kalırsan kimler seni nasıl evirir, nasıl çevirir, nasıl devirir? Fatiha, namazda
bir okuyuş. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakîme kavuştur. Sırat-ı müstakîm senin yoluna, senin izine, senin göndermiş olduğun mesajlara bizi ilet Allah'ım. Ulaştır bizi Allah'ım. Ya Rabbi senin rızana bizi kavuştur. Senin rızandan bizi kopartma. Senin rızanın içerisine bizi yönel. Senin rızana uygun işler yapmak bize nasip et diye duadan daha âlâ bir dua olur mu? Bunu ters bir insan 5 vakit namazın 5'inde her bir rekatta ayaktayken okuduğu Fatiha'da bunu derse 40 gün bir insana deli dersen deli olur. Atasözünü hatırlatırım size. Bunu bir insan baba gibi her gün söylerse bırak ulvi faydasını bir tarafa geçtim. Tekraren yaşadığından dolayı bunu, beyninde telaffuz ettiğinden dolayı bunu, bu adam istikamet üzere otomatikman şekillenir kardeşim. Şekillenir. Mecburen şekillenir. Çocuğa de ki, ölçü şu, ufacık bir çocuk. Evladım, şuraya ayağını kaldırıp vuracaksın. Buraya ayağını kaldırıp vuracaksın. Vurabilir mi? Yok. İlk gün sana ne der? Tövbeyi buldun mu? Çeker gider. Yakala, gel oğlum de. Gel, vuracaksın. Hadi oğlum, birinci kaldırıp buraya ver. Oğlum devam et bakayım. Hadi, aferin oğlum. Biraz daha, bir, iki, üç, dört, beş. Birkaç ay sonra sen geliyorsun, çocuk buraya çok rahat ayağını vuruyor. İlk gün vuramayan çocuk, bir ay, iki ay sonra o işi yapıyor. Yok mu böyle örnekler? Spor dallarından ilgili çocuklarımız yok mu? Başka dallarından örnek için kendinize. Yani ısrarla bir şeyin üzerine vurmak, bir şeyin üzerine gitmekle sonuç elde edilir. Namaz neden 5 vakittir? Her gündür ve her günde, her rükünde, her ayaktayken Fatiha neden farzdır? Fatiha bizi şekillendiriyordu. Fatiha bize nasıl Müslüman olmamız gerektiğini anlatıyordu. Ama biz anlamamakta ısrar ettik. Fatiha'yı makamlı, sedalı okumayı çok sevdik. Fatiha'yı anlamamakta ısrar ettik. Yetmedi. Bir de gittik, hiç anlamayacak ölüye anlattık. Sen anlamadın. Bir dur da ölüye niye anlatmaya çalışıyorsun? O gitti zaten, o bitti. O Fatiha'yı artık anlayamaz. Siz ölülere işittiremezsiniz demiyor muydu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Değil hocam, biz şimdi ölümümüze kötü bir şey mi yaptık? Ya ben sana kötü bir şey yaptım demiyorum. Yok, bunun garantisi yok. Eğer ki bunun garantisi varsa, o zaman zenginlerin hepsi cennete giderler. Tut hocayı, ver 3-5 kuruş, okusun da dursun babası var. Sabah akşam hatip okusun, mevlid okusun, okusun derken bir de baktır ki ne, limiti ne, ne kadar, ne zamana kadar, bilmem ama gider cennete. Bu mudur? Kur'an bunun için mi gönderildi? Kur'an'ın maksadı bu muydu? Kur'an'ın amacı bu muydu? Rahmetli olanların tamamı bizim büyüğümüz. Bizden önce gelmiş, geçmiş insanlar. Benim de rahmeti Rahman'a kavuşmuş birçok geçmişim var. Rabbim onlara rahmet eylesin. Dua, temenni, dilekten başka onlara hiçbir şey yapamayız. Sadece evladı buradaysa o evladı bir faydalı bir iş yapar, bir mazlumu sevindirir, bir hakkı hakikati haykırır, bir mazlumun elinden tutar veya da bir hakkı hakikati haykırar, bir gerçeğin yaşanması için aracı olur, şu olur bu olur, faydalı yapmış olduğu her işte. Bir çocuğu sevindirir, bir yetimi sevindirir. Faydalı olan her işte o yaptığı hayırlı işte kendisine sevap var, bir de yattığı yerde anasına babasına sevap var. Neden? Çünkü o anne baba ister istemez o evladın yapmış olduğu o hayra vesiledir. Vesile olduğundan dolayı muhakkak ulaşır, muhakkak onu bulur. Nerede olursa olsun, mezar ister Türkiye'de olsun. Buradan başlar değil. Allah işitendir, Allah görendir. Peygamber Efendimiz'in hadisiyle sabittir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir sahabinin kabri başına gidip de hatip indirdiğine dair bir rivayet yoktur. O peygamber ve o ashab Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına yaşamış, anlamış, idrak etmiş, uygulamışlardır. Yani ben isterim ki hepimizin ölüsü cennete gitsin. Arkadaşlar, ben size kolay bir şey söyleyeyim. Ya filanca sorunun ikinci ayeti var ya, şu ayet bunu alın gidin mezara bir kanıç kadar toprağa kaldırın, bu ayeti oraya gömün, üstüne toprağa kapatın, tamam anneniz cennete gider. Desem size inanın yapacakları var aranızda. İnanırız, o moddayız çünkü. İnanırız ve gider yaparız mı? Ama biz birbirini kandıramayız arkadaş. Kandırmakla mükellef değiliz. O Kur'an-ı Kerim'in içerisinde açarsanız Fatiha'dan hemen sonra Elif, Lam, Mim, Zalikel
muttakîn. Muttakî olanlar, arzu edenler, aç olanlar, öğrenmek isteyenler için o Kur'an bir hidayet rehberidir diyor. O hidayet rehberinin içerisine yayarsak kendimizi, dalarsak onun içerisine çok şey, hayattaki yanlış yaptığımız çok şeyi düzelteceğiz. Ama hep ondan uzak durun. Onu sadece biz o Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda manevi bir rehber olarak gördük. Asla asla Cenab-ı Hakk'ın onu dünyaya gönderdiği bir yönetim, nizam, biçim olarak görmedik. Oysa o Kur'an-ı Kerim insanların dünyalarını da ahiretlerini de yönetsin diye bir yönetim biçimi, bir sistemiydi o Kur'an-ı Kerim. Biz o Kur'an-ı Kerim'i manevi ruha bürüdük, manen saygı göstermek adına dokunma, etme yavrum, gitme yavrum filan dedik, yukarıdan aşağıdan şuraya buraya gizlerken hayatımızda aslında gizledik, farkında değildik. Kur'an'ı hayatımızdan çıkardık. Hem de öyle bir çıkardık ki soru, hocam cep telefonuma Kur'an-ı Kerim'i indirirsen günah mı? Ya kadar gitti bu iş. Bak cep telefonuma Kur'an-ı Kerim'i indirirsen günah mı? Fetva ve cevaplar verenler var. Asla ve asla caiz değildir. Sil kardeşim dediler. Telefonlarından Kur'an-ı Kerim uygulamalarını silenler oldu. Yerine ne yükledi Kur'an-ı Kerim? Çıktı onun telefonundan da yerine ne yükledi? Çoluk çocuğun veya yetişkinin telefonlarında Kur'an-ı Kerim programını dahi sildiren bir zihniyet düşünebiliyor musunuz? Acaba neyi görüldü ya bu zihniyet? Bu zihniyet Kur'an-ı Kerim'i hiç mi okumadı? Bunlar Kur'an-ı Kerim'i hiç mi anlamak istemedi? Kur'an-ı Kerim sadece tilavetten ibaret miydi? Musiki zevkimizi tatmin etsin için miydi? Bunu kimi gönderildi? Gençlerin anlayacağı dinden örnek vereyim. Galaxy Kur'an S30 cüz modeli. Bugünün en muhteşem Kur'an-ı Kerim. Dokunmatik özelliği vardı, dokundurtmakla bir şey. Vardı dokunmatik özelliği. Hem de 1400 yıl öncesinden vardı dokunmatik özelliği. Aç, oku, bak, idrak et, hayatına uygula özelliği vardı. Hiç ilgilenmedik onlarla. Bakış açımızı düzeltmemiz, o mesajları idrak etmemiz, anlamamız, bilinci esasımız olacak. Bayan evde yemek mi yapıyor? Tezgahın üzerine Kur'an-ı Kerim'i koysun. Koysun tezgahın üzerine Kur'an-ı Kerim'i. Çekilmesin. İslamlı, domates keserken domatesin suyu aktı. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Korkmayın. Bu kitap Allah'tan bize gönderilmiş olan bir mesaj kitabıdır. Birileri bizi ısrarla bundan uzaklaştırdı. Tutma, etme, koklama, beraber olma, onu bağrına basma dediler, uzaklaştırdılar, onların yerine hayatımıza çok saçma sapan şeyler koydular. Acayip ritüeller koydular. Çocuk Mevlidi adı altında gidin bakın YouTube'da şimdi, yandı söndü lambalar var, pavyonik bir şekilde, şemalle çocuk Mevlidi yapmaya başladı bizimkiler. Bak nerelere gitti iş? Yok bilmem şu Mevlidi, yok bu Mevlidi, yarım Mevlid, çenek Mevlid, öyle Mevlid, böyle Mevlid, bunlarla biz güya dini ritüel yaparak Allah'ın rızasını kazanacağımız ümit etmeye başladı. Vallahi bunlarla Allah'ın rızası kazanılmaz. Bunlar daha sonradan çıkmış bu dine girmiş sosyetik etik faaliyetler. Bunlar dini faaliyet değil. Bunlar tamam bidat. Bunların hatta bazıları insanı küfre götürecek kadar sıkıntılı işler. Ama hocam bunlar kolay iş. Tabii kolay. Tabii hoşumuza gidiyor. Evet. Çünkü Kur'an'ı az önce okuduk daha bitirmedik. Fatiha'dayız. Başladık ya, o şekilde okuduğumuz zaman bize bir yaptırım veriyor Kur'an. Bir şey anlatıyor bize, hareketimizi değiştirmemiz lazım. Biz öyle bir namazdan sonra dışarı çıktığımız zaman böyle bir insanın yalan konuşması mümkün mü? Değil. Allah'ın huzurunda söz verdim ya Rabbi, yalnızca sana ibadet edelim, yalnızca senden yardım isterim Allah'ım diye bir insanın başka birisinden gidip de ilahi manada yardım istemesi mümkün mü? İster mi ondan bana ayet yazma ağzıma takayım da iyileşeyim? Allah inancını şekillendiren, Allah inancını olgunlaştıran bir insanın hocam sen gel beni bir oku da başımın ağrısı geçsin. Gel mi? Allah'ım bana şifa ver der, onu öyle bir inanarak der ki o başlı yağını uyarmaz. Bunu yaparsan böyledir. Ama bu iman meselesidir işte. İşte iman dediğimiz budur. İşte itikad dediğim, güven dediğim budur. Takva dediğim budur. Emniyet dediğim budur. Ümmetten bu söküldü, alındı. Sadece yüzeysel olarak lafzi kısmı kaldı. O lafzi kısmıyla istedikleri gibi bizi oynatıyorlar. Lafzi kısmını istediği şekilde endamlı
en pendanslı, müzikli, müziksiz, iyi, kötü, inişli, çıkışlı bu millete okumanın, okutmanın gayretleri içerisindedir. Bunlar bilim yapar oldu, bunlar bilim yapar oldu. Sesi güzel olanlar bilim yaptı, ne anlattı anlatırken doğruyu anlatıp anlatmadığına bakmadan sesi güzel olan, endamı güzel olanlar bilim yaptı. İyi ilahi söyleyenler bilim yaptı. İyi Kur'an-ı Kerim'i tek nefeste okuyanlar bilim yaptı. Kur'an'ı anlatanlar bu toplumdan dışlandılar. Yasaklandı bu ülkede Kur'an-ı Kerim. Yasaklandığı dönemde ne serbestti? Ne serbestti? Kur'an okumak yasak, hatırlayın eskileri bilir, yenilere hatıra olsun. Bilin bunu, bilin bunlar. Sistemli yapıyor, sistemli. Bunlar herkes size söylemez. Kur'an yasak, Kur'an okumak yasak, mevlid okumak serbest. Kur'an okumak yasak, git mevlid oku kardeşim. Ölür mü var, git mevlid oku. İstediği kadar oku mevlidi, ölüne faydası yok. Ama bu bir projeydi, Kur'an'ın yerine korumak için bir projeydi. Daha yeni ya, geçenlerde bir taziye ziyaretine gittim. Dedim ki, arkadaş, tamam kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyalım, tilavet edelim. Hani Rahman'ın mesajı olmasa sevgili, ama o mesajı anlatmak için sohbet edelim dedim. Cenaze evindeyiz. 15 gün olmuş, adamın yası gitti yani. Üzüntü o kadar taze değil. Dedim ki, okuduğumuz ayetlerin anlamını şöyle bir manası, bir sohbet edelim dedim. Tamam hocam dedi cenaze sahibi, sıkıntı yok. Fakat ben ne zaman sohbet etmeye başladım, birisi eğildi kulağıma dedi ki, hocam dedi, bir mevlüt okuyalım. Dedim, niye bu ortaya düştü, niye çıktı? Hayırdır? Ya hocam dedi, burası biraz filan görüşlüdür, burada bir mevlüt okuyalım. Ya ne görüşlü olursunuz, bana ne? Mevlüt, niye okuyacağız? Ya hocam, billahi ısrarla bir mevlüt, bir kubbe olsun oku diyor bana. Bir kubbe olsun, mevlüt oku diyor bana. Şartlanmış. Ya ben sana ne anlatıyorum, ona mı odaklandı? Odaklan da, ölüm gitmiş, sen ölmeden hayatını kurtar. İyi kötü sen ölümden Kur'an okuyorsun, emin ol sana Kur'an okuyacak, nesil yok. Sana Kur'an okuyacak, nesil yok. Okursa da YouTube'dan okuyacak, Facebook'tan okuyacak, Instagram'dan okuyacak, Cahit'ten okuyacak, Çok'tan okuyacak. Mezarın başına gelmeyecek. Onun için sen hayatını kurtar da, kurtarın bari. Canlı yayın yapacaklar yakında mezardan, bizden sonraki nesile bak, öyle olacak. Şu anki sosyal medya kullanımına bak, gör, hayat bu olmuş. İyi kötü Allah'tan biz gene atalarımıza dedilerimize gidip mezarda okuyoruz. Okumanın hiç faydası yok değil. Sen okuduğundan dolayı faydası var. Sana faydası var. Oraya gelenlerin faydası var. O cenaze, mevta da bu işin aracı olduğundan dolayı Allah alem inşallah var. Ama onun kurtuluşuna vesiledir diye kanatıyor. İyi anlayın bunu. İyi idrak edin. Yanlış taraflara çekilmesin inşallah. Sırat-ı levine en'amta aleyhim. Ya Rabbi nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Nimetlendirdiğin, lütuf verdiğin, ikram verdiğinin yoluna bizi ilet. Layın mağdur aleyhim elav talin. Sapmışların, sapıkların, yoldan çıkmışların, talinlerin yoluna değil Allah'ım dedi. Ama ne dediğimizi bilmeden dediğimizden dolayı aslında biz saptık da farkına varmadık. Hele inmemiştir o Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Bugün Kur'an-ı Kerim'i fal bakmak için de kullanıyoruz. Mezarlıklarda okumak için de kullanıyoruz. Ben yalan söylüyorum size. Akif de bir yalan demiş. Birçok tefsir kitaplarında bu tema vurgulanmış. Bu tefsirdeki alimler de bir yalan demiş. Bunun için mi inmişti bu Kur'an? Kur'an hayata tatbik edilmek için inmişti. Hafız olalım diye uğraştık ama Kur'an'ın muhafızı olmak noktasında ciddi sıkıntılar yaşadık. Kur'an'ı hocalar okusun, Kur'an'ı haçlar okusun, Kur'an'ı onlar bilsin ama Kur'an'la bizim bir işimiz yok. İşimiz olduğu zaman ne zaman çocuğumuz sünnet olacak? Hocaya çağırsın çocuğu. Hoca mı? Hoca. Hoca gel çocuğumuz sünnet olacak. Bir sünnet duası okusun. Hoca gel kızım evlenecek de bir gelinlik duası okusun. Acayip acayip dua isimlerimiz var ha. Nişan duası, kına duası, gelinlik duası, kapıdan çıktım duası, merdivenden indim duası, son kapı duası, demir kapı duası, arabaya verirken dua, şuradan hocam hepsi ayrı ayrı dualar var. Hocam diyor şöyle bir dua var diyor yoksa yok öyle bir dua yok da yok da var. Yok desen ona bütün düğünü iptal edecek, kim kaç çıkaracak? Mecbur ne yapıyorsun? Allah'ım! Rabbena firli minil valideyye, minil mu'miniyle, ya böyle bunu mu saklıyorsun? Ben anne babama dua ediyorum, o da amin diyor, ne dediğimi bilmiyor ki. Bilmiyor. Allah belanı versin dese bunu abim diyecek. Farkında değil. Farkında değil. Ama dün verdiğin altı duası okumanı diyor. Acayip bir hale ve komik duruma
getirdik dinimizi, alaya aldık, oyun ve oyuncak haline getirdik dinimizi. Dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırakın. Resulüm! Kim diyor Allah diyor. Kime diyor? Resulullah'a diyor. Bunlarla uğraşmadı. Tabii biz oyunumuz, postumuz küçük olduğu için onlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. İstiyoruz ki o kardeşleri kurtaralım. İstiyoruz ki onlar hakka hakikate gelsin, hakka hakikati bilsin, Kur'an'ı öğrensin, Kur'an'ı okusun ama hakkıyla okusun. Biz hatip indirme noktasında rekor kırdık, cennete gideceğiz diye Kur'an okumak sevaptır ki. Bak size bir hadisi tahmin edeyim ben. Ne demek istediğimi anlayın. Bu konuyu da inşallah bitirelim. Yani iyi anlaşılsın diye davranıyorum. Sanki anlamamış gibi bakıyorsun. Ben onun için hızlı tutmuş olması lazım. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kur'an'ı okuyun. Her harfine 10 hasene vardır. Adam bununla dikiliyor karşıma. Ya arkadaş ben sana Kur'an okuma demiyorum ki. Oku. Ama Kur'an okumanın birinci maksadı anlamaktır. İdrak etmek. Ondan sonra uygulamaktır. Anlamak yetmez. Hayatına tatbik edeceksin, uygulayacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı okuyun. Her bir harfine 10 hasene vardır derken kime dedi bunu? Arap toplumuna. Ya Arapça bilen bir insana söyledi değil mi? Arapça bilenlere söyledi bunu. Arapça bilenlere dedi ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Arapça biliyor. Hadi Kur'an-ı Kerim okuyor. Yasin suresinin 70. ayetini okuyor. Diyor ki Yasin suresi 70. ayette bu Kur'an hayattakilere rehber olsun için لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ dili olanlar için bir öğüttür, bir mesajdır, bir rehberdir. Bunu okudu bir defa. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Okuduğunuz her bir harfe 10 sevap var. Ne yapacak şimdi bu adam? Bir daha okuyacak. Yeni sevap olayım da daha çok olayım da. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ ama ne dedi? Bu Kur'an hayattakiler için bir öğüttür. Bir daha duydum bunu. Çünkü Arapça biliyor bu adam. Çünkü bu adamın dili Arapça, Yusuf Suresi'nin ilk ayetlerinde biz bunu Arapça bir lisan olarak indirdik, anlaşılsın diye. Anlaşılsın, anlayın diye onu Arapça olarak indirdik diyor. Size bir sorum, Peygamber Türk olsaydı ve Türkiye'de İslam nazil olmuş olsaydı, Yusuf Suresi'nin ilk ayetindeki biz o Kur'an'ı Türkçe indirdik, anlayın diye olur muydu? Olurdu. Aslan neymiş? Anlamak, idrak etmek. Aleyhisselatü Vesselam çok sevap var diye yönlendirdi kimi? Sahabi. Arapça biliyor, bol bol Kur'an okudu. Sevaba girdi ama anladı. Mecburen anladı. Niye? Çünkü kendi insanı. Okudu dedi ki, hayattakilere Kur'an-ı Kerim bir öğüt, bir nasihattir. Hayattakilere Kur'an-ı Kerim bir öğüt, bir nasihattir. Şimdi al bu adamı götür mesela bu ayeti oku diye. Okur mu? Ölmüş adam. Hayattakilere okuyacaksın, hayattakilere. Hayattakilere bir nasihattir bu Kur'an. Kur'an uygularsan dünyada adam olacağın bir kitaptır. Kur'an uygularsan dünyada yerini, pozisyonunu güvene, sağlama kavuşturacağın bir kitaptır. Kur'an okuyup hayatına uygularsan bazı milletlerin şamar olanı olmayacağı, rezil kepazet bir ortamın olmayacağı bir toplum olmaya namzet bir kitaptır. Okursan, anlarsan, hayatına idrak edersen. Bakara suresi son iki ayet. Âmene Resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Bugünümüzle örtüşen Leyle-i Miraç, yani Miraç gecesi. İsra suresinde sohbetin başında okumuş olduğu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın belirtmiş olduğu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülüp Allah'ın ayetlerini, Allah'ın mucizelerini göstermek üzere onu oradan Mescid-i Aksa'ya alıp götüren Allah'ın şanı ve yücedir diye ayette de ifade ettiği vakanın gerçekleştiği bir gece. Biz bugün Miraç'ın varlığını, yokluğunu, çıktı mı geldi mi, neyle gitti, onunla mı gitti, bununla mı geldiğini araştırıp tartıştığımız, düşündüğümüz, birbirini kırdığımız kadar oradan ne ile geldiği sabit olan, Kur'an-ı Kerim'de bize getirmiş olduğu o mesajlarla sabit, kesin, katı, kuvvetli namazımızı eda etme noktasında, anlama, idrak etme noktasında ne kadar yol kat ettiğimize bakmamız lazım. Biz Peygamber'in bir ayı çıktı mı çıkmadı mı? Nereye gitti? Gece mi gitti? Gündüz mü gitti? Görüştü mü görüşmedi? Bunlar bizim konumuz değil. Bizim konumuz bize ne getirdi? Ne var? Ne var? Namaz var. Namazı yapıyor muyuz? Doğru düzgün kılabiliyor muyuz? İdrak edebiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz? Kavrayabiliyor muyuz? Hayatımıza uygun bir şekilde bu namazı devamlı yerine getirebiliyor muyuz? Bunları yapıp da Allah'ım ben senin kulunum diyebiliyor muyuz? Ağır geliyor size.
biliyorum. Zor geliyor size biliyorum. Çünkü hep bizim namaz eksiği var. Bu muhabbet hoşumuza gitmiyor biliyorum. Farkındayım. Ben size daha zevkli, daha hoşumuza gidecek, çok daha güzel şeyler anlatmak isterim. Ama eksik noktamız burada. Bu noktadan birisi bir şey kaparsa, iki kişi namaza başlarsa, benim kazandım bu olsun bu konferansta. Namazsız Müslümanlık olmaz da olmaz. Kim ne derse desin size de. Fon müziğiyle arkadan dinlenin dinliyor inşallah deseler de olmaz. Gecelerde televizyonlardan oynayarak da söyleseler olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Savaşta bile aleyhissalatü vesselam namazı bırakmamış. Savaşta, savaşta bir köpek peşinize düşse diliniz imanınız uçuyor bizim. Savaşta, savaşta namazı bırakmamış. Çünkü ayet öyle diyordu. Nisa 101 ona talimat veriyordu. O Allah'ın talimatına uymak zorundaydı. Nisa 101 diyor ona ki namaz kılacağın zaman 103. ayette anlatıyor. 101'de de nasıl olacağını anlatıyor. Diyor ki namaz kılacağınız zaman savaştayken bir kısmını silahlarını bıraksın namaz kılsın. Ama diğer kısmını cepheyi bırakmasın. Düşmanla savaşırken ya. Namaz kıl diyor lan. Namaz. Ve aleyhissalatü vesselam da öyle yaptı. Gelsin bir kısmı arkanda namaza dursun. Onların namazı bitince onlar bıraksın, diğerleri diyelim arkanda dursun, devam etsin namaza. Cepheye gidiyor diğerleri, kılanlar geçiyor, kılmayanlar silahları bırakıp peygamberin arkasında namaz kılıyorlar. Nerede? Cephede, cephede, kardeş cephede. Tatile gidelim hocam, Kurban Bayramı'na gidelim. Nereye? Samsun'a. Yolda namazdan, seferi namazda gitti, ne bileyim kavuşturamadım, denk gelmedi hocam, su yok idi, araba hızlıydı, bilmem neydi, geç kaldım. Samsun'a bir gidiyoruz. İki günlük namazlar uçmuş. Ne için gittin Samsun'a? Kurbanımızı kesmeye gittik elhamdülillah. Samsun'a niye gittin dayı? Kurbanımızı kesmeye. Kurban neydi? Yolda neleri kaçırdın ha Müslüman? Gördünüz mü? Komikliklerimizi görüyor musunuz? Bak böyle neler var hayatımızda. Bu çarpıklıkları düzeltmenin tek yolu var. Tek yolu. Tek yol. Tek yol. Bu ezberlenecek mi? Ezberlemeyi geçtim. Bu anlaşılacak anla. Hocam okuyamam ki ben. Nasıl okuyayım? Tamam abi bak kolaylık var. Ne kadar kolaylık var. Peşinde bir şey var ya. Koyuyorsun kulağına. Çocuklarımızı sorduklarına, oğullarımızı, kızlarımızı. Bisiklet biniyor burada bir kablo var. Ne dinliyorlar sen ne gidiyor? Burada sabahtan akşamdan tın tıs tın tıs tın tıs tın gidiyor. Koy buraya MP3 Kur'an-ı Kerim'i dinle de seni bir kere medeni model zannetsin. Enter takılıyor, bak rak dinliyor, pop dinliyor. Desinler. Sen Kur'an dinle kardeşim. Dinle. Dinle ne olur? Allah onun kulağında ne dinlediğine mi bakacak? Yok. Aç da Allah'ın mesajını, Bakara Suresi'nin anlamını çevirdin kardeşim şu kulağında ne olur? Bir anla bak neler diyecek sana Allah. Ya burada mı vardı be Kur'an'da? Diyeceksin. Vallahi diyeceksin. Billahi diyeceksin. Ya ben bu konuyu yanlış biliyordum ya. Ya bize bunu nasıl yanlış ya? Öyle değilmiş bu iş ya. Diyeceksin arkadaş. Ben bunların hepsini size anlatamam. Hocam yattığım yerde dinleyebilir miyim? Dinlersin. Dinleyeceğin ispatını da Kur'an'da bulursun. Vallahi bulursun. Billahi bulursun. Gece yatarken ben Kur'an-ı Kerim dinleye dinleye uyur muyum hocam? Uyursun. Çok da sıhhatli, çok da rahat bir uyku uyursun. Çok da huzurlu uyursun. Uyu da kardeşim. Tavsiye ediyorum. Ama ayakta uyuma. Ayakta uyuma kardeş. Uyuma. Uyuma. Allah diyor ki okulların beni ayakta oturdukları yerde, yattıkları yerde yan üstüyken zikrederler diyor Allah-u Teala. Ayette Kur'an'da görürdün mü okusaydın? O zaman hocaya sormazdı. Hocam yattığım yerde Kur'an dinleyebilir miyim? Bunlar abes sorular bir Müslüman için. Müslümanız ha onun için böyle konuşuyorum. Siz Müslüman olmasanız vallahi size yüklenmem. Vallahi size bir şey demem. Biz Müslümansak öz eleştiri yapacağız arkadaş yapacağız. Yani biz Rabbimize saygı duymasını bileceğiz arkadaş, bileceğiz. Adam şapkayla namaz kılıyor. Diyorum ki amcacığım şu şapkayı çıkar da Allah'ın huzurundayız. Kılalım namazımızı. Yani etik olarak uygun olmuyor. Az önce söyledim ya ailenin Rabbinin huzurundasın. Olmuyor. Yani benim ahlakımı bozuyor bu iş ya. Görüyorum cemaate bakıyorum rapçi, rapçi, boyacı bilmem ne takımları orada. Bir acayip çevirmiş kafamı. Olmuyor lan olmaz. Dinlemiyor hiç. Çıkıyoruz namazdan. Kapıda bana ne diyor biliyor musun? Allah diyor benim namazımı bundan kabul edecekse etsin, etmeyecekse etmesin. Ya Allah mı sana muhtaç, sen mi Allah'a muhtaçsın? Abi anlasana bunu. Kim kime muhtaç? Bizim Müslümanlığımız sanki Allah bize muhtaç. Lütfederek bir Müslümanlık yaşıyoruz. Lütfediyoruz ha lütf. İki gün oruç tutsak, üçüncü gün
gün Allah'ın başına kalkıyoruz. İki gün oruç tuttum. Ha Allah'ım ben oruç tuttum bugün. Ben oruç tuttum ya. Ya arkadaş mecbursun zaten. Mahkum olan sensin ya. Yani Allah'tan talep edecek olan sensin. Seni yaratana karşı nasıl böyle bir tavır yapabilirsin ya? İki satır Kur'an okuyoruz. İki satır Kur'an'ı 5 gün daha tanıyoruz ya. 5 gün. Allah'ım şurada yatan şeyimle, ona şunu, şunu da, şunun yeğenine, bunun da oğluna, orada teyzenin oğlu var, %3'ün ona, %5'in buna. Dağıtmamam daha, bitmiyor, ne bereketli. Allah'a emreder bari bir acayip dua üsluplarımız var. Allah'ın okumuş olduğu bu dua var ya, bunu dergahında kabul et, olsun teyzenin kısma şu kadar gönder. Halamın oğluna bu kadar gönder. Memlekette çırak ağacın dibinde yatan babam var ya, ona %50'sini yolla Allah'ım, muhakkak ki sonra. Bir gün benim Kur'an-ı Kerim okumaya gittim, adam geldi bana bir kağıt verdi. Dedi ki, bunlar vefat etmişler, bunların da isimlerini zikret dedi dua ederken. Dua ederken bunların hepsine baktım, 2-3 tane bayan ismi var, birkaç tane adam ismi var, ben altta bir işaret demiş, bu dedi bugün geldiğin ölen insan için. Yani asıl olan o, onun yanına gelmiş birkaç tane daha eski ölmüşlerini de eklemiş. Dedim baktım, dedim ona ki, arkadaş dedim, sen dedim bunların yanına TC kimlik paralarını da yaz dedim, öbür tarafta karışır dedim. Bak bizim Allah inancımıza bakar mısın Allah inancımıza bizim? Biz Allah'ın karşımızda bir robot olarak görüyoruz ya, robot. Yazılı program yüklenmiş bir şey olarak görüyoruz biz Allah'ın karşımızda. Yani Allah'ın bizim duygularımıza hakim olduğunu kavrayamamış. Allah'ın bize şartlar aramızdan yakın olduğunu idrak edememiş arkadaş ya. Allah'ın bizi her yerde görüp gözettiğini bilmiyoruz arkadaş. Ya biliyorsun da işimize mi gelmiyor bilmiyorum yani. Allah'ın bizi her yerde görüp gözettiğini, şuradan geçenin ne olduğunu bildiğini idrak edememiş. Etmemişiz. Bunu idrak eden bir adam sahte Facebook hesabı açar mı? Açar mı Müslüman? Bunu idrak eden bir insan, Allah beni her yerde görüyorum bilen bir bayan, bir erkek, sahte hesaplarla iş dola çevirir mi arkadaş? Demek ki idrak edememişiz bak. Allah bize hakim, Allah bize mutlak, gören, gözeten diye idrak edememişiz demek. Eksiklik var. O eksiklikleri düzeltmek adına bunu söylüyor. Beyler, her yatsı namazında camiye gidiyorsunuz değil mi? Yatsı namazında camide Amin Resulü okunuyor mu? Okunuyor. Amin Resulü, işte Bakara Suresinin son 2 ayeti. Yani bu gece indirilen 2 tane ayet. Peki her gece okuduğun Amin Resulü'nde Allah-u Teala ne diyor diye hiç mi merak etmedin? Hiç baktık mı manasına? Yok. Allah bize niye merhamet etsin? Etmez. Etmeyecek de. Allah bize merhamet etmeyecek. Bu rezil rüsvay halimiz devam edecek. Bu komik düştüğümüz bu durumlar devam edecek. Bu birbirimizin boğazını sıkmalarımız, birbirini yok etmemiz devam edecek, edecek. Müneccit değilim ben. Çünkü iyi biliyorum ki sadece Amin Resulü okusaydı biz o camide dinlediğimiz gibi dinlemezdik onu. Rabbena diye başlayan o ayetlerin bir manasına bir bakalım. Bakalım ne diyor? Hepsini geçtim uzatmayalım. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ne son ayet? Ente mevlana. Ya Rabbi sen bizim mevlamızsın. Fensurna. Bizi muzaffer et. Bizi başarılı kıl. Alel kavmil kafirin. Kafir olanlara karşı, zalim olanlara karşı, İslam'a karşı mücadele eden kavim topluluklarına karşı. Ya Rabbi bizi başarılı kıl Allah'ım. Diyor imam. Bizim cemaat. Hani amin? Hani amin? Talep ettik mi Allah'tan? Müracaat ettik mi? Anladık mı dediğini? Yok. Anladın. Allah'ım evet ben de katılıyorum ya Rabbi. Bizim bu tür insanların karşısında boynumuzu bükme Allah'ım. Dedik mi? Yok. Yaslandık duvara, uzattık ayağımızı böyle. Amin Resulü dinliyoruz. Telefon elimizde. Veyahut da başka işlere meşgulüz. Allah bize niye merhamet etsin? Ciddiyet var mı? Var mı? İdrak var mı? Talep var mı? Amin var mı? Amin var mı? Yok. Yok. Hoca kendi okudu. O da ne olduğunu bilmedi. El-Fatiha! Böyle böyle makamını ifade edince Allahümme selle ala Muhammedin ve ala selam. Elhamdülillah ayetler. Yok bunlar kurtarmaz bizi. Yok yok. Bu hareketler var ya böyle etik hareketler. Dedenden, nenenden gördüklerin değil. Bu idrak edebildiğin, şuraya indirdiğin seni kurtaracak. Anladın mı? Buraya indirdiğin seni kurtaracak. Rabbimle olan interaktif ilişki bizi kurtaracak inşallah. Şov olsun diye göstermelik olan hareketler bizi kurtarmayacak. Riya. İslam'da yok. Temel bilgiler bunlar ya. Bunları mı anlatayım ben size? Riya yok İslam'da yok. Allah gönüllerin içine,
kübüne bakacak Allah-u Teala. O gönüllerin içindekinden geçerek itikad, iman bu. Bunun bir ölçü yok. Bunun bir tespiti kağıtı yok. Bu Allah da seninle beraber. Allah ile Asya ve Cülü de seninle beraber. Vaktimiz ne kadar gitti mi? Öyle diyorsun ama Galatasaray Fenerbahçe'ye gitti hep gençler. Arka taraf gitti var. Birazdan gol oldu mu duyacağız onu zaten. Galatasaray Fenerbahçe'nin başına gösterebilmesin ki Allah razı olsun. Şu dinimize gösterebilseydi. Şu kitabımıza gösterebilseydi. Dualarımıza tercüman edebilseydi. Dua mümini şekillendiren, dua mümini hizaya çeken, dua mümini mümin eden en önemli silahıdır, silahı. Sen hiçbir şey yapamıyorsan duayı doğru kullan arkadaşım, duayı. Duayı doğru kullanırsan emin ol, istikamet alacağız. Emin ol, bakın İslam dini zor bir din değil. İslam dininin içerisinde Allah'ın bize göndermiş olduğu mesajlar bize adam olun diyor. Bize insan olun diyor. Özeti budur, bakın. İnsan olun diyor. Allah ayetlerde bize insan olmamızı anlatıyor. Çalma, çıkma. Başkasının namusuna göz dikme. Hakkın olmayanı alma. Tartıda, ölçüde, kantarda eşit davran. Teraziyi şaşırtma. Kendine biçme, yorma, çalma, çıkma. Öğütlere bak, nasihatlere bak. Allah'ın vermiş olduğu nasihatler bunlar. Buna karşılık senin yaratıcı olan Rabbini bil, şükret, zikret. Sen onu zikredersen o seni hatırlar. Sen onu zikretmezsen o da seni zikretmez. Unuttum ben Allah'ım dersin sonra. Baş başa kaldığın zaman, o dertlerle baş başa kaldığın zaman. Çünkü Allah sana Kur'an'da diyordu. Sen beni zikretmezsen, sen beni hatırlamazsan, sen hayatından beni çıkartırsan ben de seni yanından, programından çıkartırım. Bu kadar net. Ayet-i Celile'de Allah-u Teala net bunu söylüyor. Sen beni unutursan ben de seni unuturum. Ondan sonra sızlanırsın, ağlarsın. Ya Rabbi ben ettim, sen etme dersin. Onların da cevapları var Kur'an'da. Başınız sıkıştığı zaman bana yalvarırsınız. Ben sizi kurtardığım zaman, düze çıktığınız zaman yine beni unutursunuz diyor Allah-u Teala. Ve biz bunu hep yapıyoruz. Bak bunları devamlı tekrar et. Bunları olsun okusak, anlasak biz insanlığımızı öğreniriz. İnsan olmayı öğreniriz. Nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini öğreniriz. Özetle İslam eşittir insanlıktır. Birinin öbürünün anlattığı İslam'ı yaşamaktansa Kur'an'ın anlattığı İslam'ı yaşamaya aday olur Müslümanlar. Ne olur Kur'an'la yüz göz olur Müslümanlar. Ne olur Kur'an'ı okuyun Müslümanlar. Rekor kırmak için, hakim indirmek için değil. Kur'an'ı anlamak için ne olur bir defa okuyun ya. Benim anam her Ramazan 4 defa hakim indireceğim diye uğraşır. 3'ü tamamlar, 4'ü uğraşır kıramaz. 3 tane hatim yapan adam, Allah selamet versin, o benim dur yüzlü adam, dördüncüyü kırmak, dördüncüyü bitirmek için uğraşıp Ramazan bitir. Allah şu Ramazan bitmesin de, şu dördüncüyü de okusaydım der. Derdi bu yani, dördü tamamlayamadı. Ramazan bitmesin de şu dördü tamamlasaydım. Ana, 4 defa mukabele yaptın ana. 4 defa mukabelede 4 defa kıymet ayetini okudun mu ana? Okudun, ne diyordu? Okudum, okumadın, okumadın, okuyamadın sen. Okuyayım. Diyor ki orada Allah-u Teala kardeşinin ölü etini yemek gibidir. Kardeşinin ölü etini yemek gibidir. Hadi yap kıymet şimdi. Hadi yap. Anladınız mı? Ne anlatıyor? Bir kere adam yok ortada adam. Kıymet ne demek? Kıyabında konuşma. Adam ortada yokken kıyabında konuşuyorsun. Şerefi namusu sana emanet olan kardeşin olan birisi hakkında konuşuyorsun. Kur'an önünü kesiyor. Aleyhinde konuşma. Çünkü şerefiyle oynayacaksın. Namusuyla oynayacaksın aleyhinde konuşursan. Çünkü o senin kardeşin. Çünkü Müslümanlar müminine ihve kardeştir. Kardeşinin kıyabında. Art niyetle konuşacağın zaman, o geldiği zaman konuşmayacak olduğun her mevzu. O adam duyarsa bunları, hoşuna gitmeyecek bir şey anlatacaktın. Ya adama küfretmeyecektin. Adam hakkında yalan konuşmayacaktın. Ama adam sadece yanımızda olsa hoşuna gitmeyecek, sustuğuma göre hoşuna gitmeyecek bir şey demişim ben. Kıymet dediğim bu. Bu nevinden, bu türden kıymetleri yapma diyor sana Kur'an. Hiç denk geldi mi buna? Faize girelim mi? Uçakta faiz olur mu ya? Siz beni dövmedin mi? Bitireyim bari. Daha önce bunları tekneye göre almadık. Bak okumaya üşeniyor musunuz? Dinleyin. Dinleyin. Uçağın nimetlerini dinleyin. Her hocayı ayağınıza getirebilmenin nimeti içerisinde yaşıyorsunuz. Uçağa biniyorsunuz, binlerce kilometrelik yolu bir anda kat ediyorsunuz, bir takım insanların yanına gidebiliyorsunuz, bir takım insanları yanınıza getiriyorsunuz.
bu çağın nimetlerinin bedelini Allah bizden sorarsa yatacak yerimiz yok arkadaşlar. Cenab-ı Hak bunları bizden sorarsa, Cenab-ı Hak bu nimetlerin hesabını bizden sorarsa, bakın eskiden insanlar iki kelime öğrenmek için altta yol giderlerdi. Yol, yol. Şimdi iki tane düğmeyle beraber tık tık tık, kontrol, alt, shift, tak, koca karşında. Al eline mouse'u, hocayı hızlandır, yatır, kaldır, geri sür, gözleri kapat, ağzını kapat, sustur, az sesini konuştur, tokadan ne yaparsan yap. Elinde bir mouse'da hoca. Bu nimetin altında, bu nimetin içinde biz halen daha nimetimiz Kur'an'ın gerçek anlamda idrakine vakıf olamazsak yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize o çileli yollarda, çileli yıllarda, zor şartlarda o Müslümanlar bu Müslümanlığı omuzlamış, göğüslemiş, bize kadar getirmiş. Ahde vefa mı diyordu birileri bugün? Alın size ahde vefa. Bu İslam'ı bugüne kadar getiren ahde vefa sadece Mehmet Ağar olmaz. Bu İslam davasını bugüne kadar taşıyan, getiren bütün bu davanın erleri, bu davanın gönül bağlıları, bu dava için hayatlarını ortaya koyanlar, İslam davası için hayatlarını çileli yıllarla geçirenler, İslam davası için ölmüş olduğu mezarından tekrar çıkartılıp asılanlar, İslam davası için iftiralara maruz kalanlar, İslam davası için kendi öz yurtlarından sürgün edilip çileli yıllar yaşayanlar, başka küfür milletinin elinde yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, zor şartlarda, ulaşıkhanelerde, asgari ücretle tabutlarına haciz konarak dünyayı terk etmek zorunda kalanlara vefadır bizim o mesajları, onların yaşadığı, bize getirdiği o İslam'ı idrak etmek. Eğer idrak etmez, anlamazsak, onların bu gayretlerine sahip çıkmazsak, biz ne gelmişimize, geçmişimize, atamıza vefamızı göstermiş olamayız. Rabbim kıymet bilenlerden eylesin. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim bize de rahmet eylesin. Rabbim bize, bize özellikle ölmemize gerek. Görüyor musunuz yanlış anlaşılmaları? Hep ölülere rahmetliler. Bizim rahmete ihtiyacımız yok mu? Yaşarken rahmete ihtiyacımız vardı. Rabbim bize rahmet eylesin. Hayattayken, gözlerimiz çalışırken, kalbimiz kan bombalıyorken, imanımız, şuurumuz yerindeyken, bilincimiz açıkken ne olur? Rabbimizin rızasını, Rabbimizin rahmetini kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim inşallah. Rabbim inşallah akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin. Rabbim inşallah göndermiş olduğu mesajı bir hakkını anlamayı ve idrak etmeyi nasip eylesin. Ya insanlarla fotoğraf çekilmek marifet değil. Bundan fotoğraf verelim Allah'ım, bundan. Bununla selfie çekilir, bundan fotoğraf çekilir. Ne olur. Bundan korkmayın, bundan çekinmeyin. Bu hiç kimseyi çarpmadı bugüne kadar. Kim derse size Kur'an sizi çarpar, onun ağzına bir tane çarpın. Bu bugüne kadar kimseyi çarpmadı. Bu Kur'an dünyada bizlerin çarpıklıklarımızı gidermek için geldi. Bunu koltuk altı kitabı yap. Korkma, hiçbir şey olmaz. Bunu mutfağın üzerinde kitap yap. Bu el kitabınız olsun. Lütfen bundan açın, bakın, okuyun. İki ayet öğrenin. İki ayetin manasını öğrenin. İki ayet hayatında tatbik edin. Bu benim size ciddi bir vasiyetim olsun. Ne olur? Ne olur? Şu Kur'an'dan uzak kalmayın. Bilimin ömrünün sana ayet ne dese aç bak. Ben şimdi sana bir ayet okudum değil mi? Hangi ayet dedi bu hoca? Hadid suresi 27. ayetten bahsettim bugün Yasin hocam. Hadid suresi 27. ayeti dedi ki Allah-u Teala aşırı gidenleri, ruhbanlık, kendi kendilerine ruhbanlık oluşturanları, Allah-u Teala aslında onlardan öyle bir şey istemedi, onlar kendileri uydurdular bunu. Kendileri böyle bir ruhbanlık sınıfı çıkarttılar. Cenab-ı Hak böyle bir şey istemedi. Cenab-ı Hak muhtedil olun dedi. Orta yoldan ayrılmayın dedi. Aşırıya gitmeyin dedi. Ama bu adam kendi kendine güya Allah'ın rızasını kazanacağım diye ruhbanlık icat etti. Yani ben secdede bin defa la ilahe illallah diyeceğim dedi. Kan beynine sıçradı, orada öldüyse vurup gitti. Allah'ın rızasını kazanmak için uğraştı ama yanlış yolda gitti. Gibi gibi neyse. Ruhbanlık sınıfını icat etti ya. Ben öyle bir şey istememiştim. İcat ettikleri o ruhbanlık sınıfını da kendileri doğrusu uygulamadılar. Hani Hacı Hoca Takva Şehit Molla var ya, bizde farklı onlar ya. Biz onların eli tırnağı, ayağı, eteği bulamayız kardeşim. Edilen bir sınıf oluşturdular ama o sınıfı da doğru kullanmadılar diyor Allah-u Teala. Sonlarına akıbetlerini açın, Hadis Suresi 27. ayette okuyun. Ne olursunuz Müslümanlığınıza hakim olun. Rabbim bize de, size de İslam'ı, dini, bu bin İslam'ı yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Rabbim cümle ölmüşlerimize, cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Ölmeden bizlerin de aklımızı başımıza alıp rahmete yumuşar olmamız bizden nasip kalsın. İnşallah. İllahi Teala. Fatiha. Hocamızı ben göndermek istemiyorum.
Biz şöyle bir ufak bir hediye vermek istedik. Hareket Cemiyet adına bizi temsilen Ertuğrul amcamız hocamıza bir plaket takdim edecek inşallah. Allah kendisine razı olsun. Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim'in bereketi inşallah. Hocamız da bizi unutmaz. Allah razı olsun.